Gönüllülerdeki buradaki asli kusur olarak adlandı geçen kişilerin kesinlikle tutuklanmasını istiyordu gönlümüz. Bundan yanaydı. Milyonlarca dolarlık bir zarar var. İki tane insan ölmüş, masum insan ölmüş ve bunun sonucunda hiçbir şekilde tutuklama kararı olmadan buradaki asli kusurlar elini kolunu sallayarak gördüğünüz gibi çıktı gitti. Bizim adaletten yani kuşkumuz yok. Eninde sonunda adalet yerini bulacak diye düşünüyoruz. Eşimin Teoman'daki görev depo memuruydu. Fakat bu olayın olduğunda birçok personelleri kırsala geçici görev gönderdikleri için buradaki açık kalan yerlere kantar memurluğuna eşimi görevlendirdiler. Onun yerinde o işi yapacak birçok kişi varken özellikle eşim oraya gönderildi. Aksi halde geçici görevle tehdit edildi. Bu işi yapmak zorundaydı. Çünkü evde bizler varız. İki tane çocuğu var. Bu yüzden de geçici görevden olmaktansa burada zor şartta da olsa çalışmayı yani ölümü gösterip sıtmaya razı ettiler tabiri caizse. Bir ihmaller silsilesi vardı. Örnek vermek gerekirse herkes elinde sigarayla dolaşırdı. Etraf çok tozluydu. Makineler çok bakımsızdı. Ne bir yangın algılama ne söndürme sistemleri vardı. Maalesef bu bir kaza olarak yer alsa da esasen bir kaza değildir. Ne yazık ki bu bir iş cinayetidir. Biz süreçte sorumluların her ne kadar suçtan kurtulmaya yönelik beyanda bulunsalar da taksir değil olası kastla yani göz göre göre bu olaya sebebiyet vermeleri nedeniyle hak ettikleri cezayı almaları açısından elimizden geldiği şekilde sürecin takipçisi olacağız. Vekilimin de dediği gibi gönül isterdi tutuklama kararı çıksın. Çünkü biz bugün Antalya'daki teleferik kazasında ya da İstanbul'daki gece kulübü yangınında pek çok kişinin tutuklandığını ve iddianamede yüksek cezalarla cezalandırılmasının talep edildiğini biliyoruz. Bu yargılamada iki tane gencecik insan hayatını kaybetti. Bir tanesi benim müvekkilimin eşi, bir tanesi de depremzede ve bildiğimiz alışılagelmiş bir ölüm değildi ne yazık ki ve bunu hiçbir şekilde hiç kimsenin yaşamasını istemeyeceğimiz şekilde yanarak hayatını kaybetti. İki çocuk annesiz bir kişi hayat arkadaşsız, yoldaşsız kaldı. Dolayısıyla biz sürecin takipçisiyiz ve sorumluların, kusurluların en ağır hadden cezalandırılması açısından elimizden geleni yapacağız.
Dolum'dan kene gelen... Biraz önce Derince Limanı'nda çok büyük bir patlama oldu. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz Derince Limanı'nda bir patlama tarzı bir şey meydana geldi. Ulan dedik, bu güneşli havada ne gök gürültüsü böyle. Ananı sikim, dumanlara bak. Yeni tankerler. Çıkarıyorlar bizi acil. Bak, Derince İlçe Başkanıyım ben. Lütfen riskli bölge abi, bakın. Buyurun silin o zaman. Görüntüleri net bir şekilde. Sen de riskli bölge, herhangi bir şeye bir şey yapmayalım abi ya. Buyurun. Gazetecim, buyurun. Dışarıdan yapalım şeylerinizi. Alır mısınız bunları? Siz izin vermişsiniz. Yavaş. Arkamda. Patlamanın olduğu nokta işte burası. Ne yazık ki çok şiddetli bir patlama meydana geldi. O patlamayla birlikte de bu bölgede bulunan tekrar bir patlama riskine karşılıkta şu anda bölgeye kimsenin girmesine